Mehmet Yılmaz 12 Ocak 2022 T24 Tarikat Yurtları. Fetullahçı çetenin darbe girişiminden sonra devlet büyüklerimiz ders aldıklarını söyleyip af dilemişlerdi hatırlarsınız. Türkiye onca uyarıya, emniyetin raporlarına rağmen bu oluşumu yıllarca seyretmekte yetinmişti. Hatta Fetullah Gülen'de boncuk bulan solcular bile oldu bunu da unutmayalım. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı da Allah ve halkımız affetsin. Bunlara ne istedilerse verdi. Devletin tüm olanaklarını önlerine serdi. Şimdi kendisini FETÖ'yü büyütmekle suçlayan herkese dava açıyor ama çıplak gerçek bu. Bu çetenin bütün gelişimi yurtlarda ve okullarda şekillendi. Fethullah Gülen'in yönettiği bu gizli örgütü, tarikatı bir darbeye kalkışacak güce kavuşturan şey, o cemaatin okullarında filizlendi. Eğitimlerini sürdürmek için kısıtlı olanaklara sahip olan zeki ve başarılı çocuklar tek tek ayıklandı ve buralarda toplandı. Beyinleri yıkandı, mankurt haline getirildiler. Sonucunu hepimiz biliyoruz. Türkiye hala bu mikrobu bünyesinden temizlemeye çalışıyor. Darbe girişiminin üzerinden onca yıl geçti. Hala FETÖ operasyonları ile ilgili haberler okuyoruz. Peki diğer tarikatların benzer bir işe kalkışmayacağının garantisi nedir? Dün içinde sıkışıp kaldığı çaresizlikle genç yaşında hayatına son veren Enes Kara'nın mektubunu okuyun. Dışarıdan bakıldığında hayır yapmak için imkanı olmayan çocuklara yurt temin ediyor görüntüsü veren tarikat, içeride sıkı bir disiplinle mürit yetiştiriyor. Enes Kara bu düzene uyum sağlayamadığı, yalnız kaldığı, kimseden destek de görmediği için artık aramızda değil. Ama o eğitime uyum sağlayanların, tarikatın şeyhine mürit olanların, körü körüne itaat edenlerin sayısının hiç de az olmadığını bilelim. O gençler yarın subay olduklarında, öğretmen olduklarında, polis olduklarında, hakim savcı olduklarında bağlılıkları kime olacak? Anayasaya mı, tarikata mı? FETÖ örneği önümüzde. Kendilerini kime karşı sorumlu ve bağlı hissedecekleri ortada. 20-30 yıl sonra FETÖ tarzı bir suç örgütüyle karşılaşmayacağımıza nasıl emin olabiliriz? eğitimi ideoloji yükleme aracı yapmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki partisinden kaçan ancak nereye gideceğine henüz karar veremeyenlerin ciddi bir çoğunluğa ulaştığını artık iyice anladı. Onun için eski bildik propagandaya da gaz verdi. Amacı kaçkın muhafazakarları öcü hikayeleriyle korkutmak. Aradan bunca yıl geçtikten ve 20 yıllık iktidardan sonra hala 28 Şubat'tan ikna odalarından söz etmesinin anlamı bu hatta hızını alamayıp köy enstitülerine kadar da gitti. Köy enstitüleri gibi denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı dedi. Eğitime ideoloji yükleme konusunun yanlışlığını gündeme getirenin Recep Tayyip Erdoğan olması da bir tuhaf. Acaba 5-10 sene sonra bir başka siyasetçi de çıkıp şunu söyler mi? İmam hatip liselerini ideoloji yükleme aracı haline getirmek isteyenler bir neslin geleceğiyle oynadı. Türkiye'de eğitimin hali meydanda. Çocuklarımıza bırakın birkaç yabancı dili, kendi dilimizi bile doğru dürüst öğretemiyoruz. Matematik, fizik eğitimi yerlerde sürünüyor. Öğretmenlerin bile bu konuda ciddi eğitime muhtaç olduğu bir ülkeye dönüştük. 20 yıldır iktidarda olan bir partinin tek önceliği eğitime kendi ideolojisini yüklemekti, sonucu da bu oldu. Rejim en çok önem verdiği imam hatip okullarının dahi eğitim kalitesini yükseltemedi. Zaman zaman bunu bilinçli olarak mı yaptılar diye de düşünmeden edemiyorum. İyi eğitim almış, düşünmeye, sorgulamaya başlamış çocukların kendi istedikleri türden bir arka bahçe oluşturamayacağını biliyorlardı sanırım. İktidarın sözlerine kanarak çocuklarını bu okullara gönderenler şimdi bunun acı sonuçlarını görüyorlar. Büyüklerin ideolojik saplantıları yüzünden gençleri başka bir hayatı yaşamaya zorlayanlara Enes Kara'nın yaşadığı dram ders olsun. Mehmet Yılmaz. Tuğçe Tatari, 12 Ocak 2022 T24 Esas umutsuzluğun tetiklemesinden korumamız gereken de Enes Kara. Sosyal medyaya düşen veda videosuyla Enes Kara, toplumca cevaplamaktan kaçmak için delice çabaladığımız o kocaman soruyu yüzümüze soğuk bir tokat gibi vurdu. Umutsuz ne kadar yaşayabiliriz? Şöyle de kurgulanabilir bu soru. Umutsuz ne kadar daha nefes alıp vermeye devam edebiliriz? Veya daha kısa ve öz olsun diyorsak, geleceğe bakınca umut yoksa ne vardır ki? Enes Kara'nın veda videosunun yayılmasını, yayınlanmasını ve üzerine bu kadar çok konuşulmasını intiharları tetikler iddiasıyla eleştirenler oldu. Oysa korkulması gereken tek bir şey vardı, o da insan türünün umutsuzluğa düşmesi, umut tükenmesi yaşamasıydı. Esas o tükenmişliğin tetikleyiciyi sondan korumamız gerekendi Enes Kara. Ve tabii ki yapamadık. Çünkü hepimizin, tüm toplumun, hatta dünyanın çözümsüz kaldığı sorunlar öyle veya böyle aynı noktada buluşuyordu. İstanbul'da bir 7. sınıf öğrencisinin cebimde 4 liram var, okulda tost 7 lira, okulda yemek yiyemiyorum, test kitabı 100 lira diye anlattığı çaresizlikle bir Afgan annenin çaresizlik içinde sığınacak bir ülke ararken donmamaları için çocuklarının ellerine çorap giydirdikten sonra kendisinin donarak ölmesi sadece dozaj olarak farklıdır aslında. İkisinin de çıkış noktası ve sonunda varacağı yer aynıdır. Ve örnekleri o kadar çok arttırabiliriz ki örnek çokluğu bile başlı başına bir umut emme unsurudur. Sonuç ortada aslında. Bu gidiş hepimizi bir yerlerde tüketecek. Kimimizi daha önce, kimimizi daha sonra. Bazı kesimleri rahatsız eden veda videosu aslında içinde yaşadığımız sömürü düzeninin geldiği son noktayı çırılçıplak kılıyor rahatsızlık yaratması bundan. Videonun beni bari sadece son nefesimde duyun dedikten hemen sonra yayınlanmış olması da hepimizin o tanıdık umutsuzluğuna dokunuyor işte eğitim sisteminin gelip dayandığı, yaratıcılığı, özgün karakterleri, farklılıkları yok edip, mantık ve sorgulamayı devre dışı bırakarak sadece öğrenciyi robotlaştırmaya dönüşmüş olması. Çalışma hayatının gelip örgütlenme özgürlüklerini kısıtlayıp, düşünceyi ifade etme hakkını yok edip, tüm emeklerin karşılığını gerçekten sadece iki kuruşa köle gibi çalışarak tamamlanan ömürlerle sadece çalışanı sömürmeye dayanmış olması. Ailenin gelip adeta devletin en ufak birimi görevi görürcesine üyesi olan bireyleri salt kendi doğruları ve istekleri dahilinde davranmaya zorladığı, seçme hakkını sadece kendi belirlediği seçeneklerle kısıtladığı, aksi davranışlarda zorbalaştığı ve özetle sadece üyesini sömürmek üzerine dayandığı günümüz dünyasında kimin geleceğe yönelik umudu var ve ne miktarda? Tarikat ve cemaatlerin tamamen siyasi iktisadi çıkarlar uğruna ülke gençliğinin kanını emmesine ve tamamen maddi çıkarlar doğrultusunda insanlığın üzerinde inanç sömürüsü yapan aygıtlar olarak çalışmasına göz yumulan bir düzen. Bu uğurda taciz, tecavüz, pedofili, dolandırıcılık gibi türlü ahlaksızlıklara da göz yumulan bir düzen. Dahasını saymaya gerek var mı? İnsanın insan gibi yaşamasına izin yok işte özetle. Bu uğurda da devlet, aile, eğitim sistemi, inanç baskıları hepsi ama hepsi devrede işti. Umudun yeşermek için muhtaç olduğu güven duygusu, istikrar, umut vaat eden örnekler bu topraklarda yokken gençlerimizi, çocuklarımızı ve finalde de kendimizi bu tükenmişlikle tetiklenmekten nasıl koruyacağımızı düşünsek keşke önce. Abuk subuk muhalefetler yaratıp gerçeklerin bir ölümle faş olmasından korkanların ekmeğine yağ sürmek yerine bu 20 yaşındaki gencecik tıp fakültesi öğrencisini yok eden unsurların tamamen siyasi olduğunu, tek meselenin iktidar partisi veya cumhurbaşkanlığı olmadığını fark edip bu sisteme dur diyecek politikalar üretebilecek bir yeni sistem talebinde olmazsak, umutsuzluğun hepimizi tüm insanlığı yutacağını fark edelim artık lütfen ve yine kızılacak bana biliyorum ama sağımızda solumuzda muhalefet yapan siyasetçiler varsa onların yakasına yapışalım mesele meclise girmek vekil olmak filan değil mesele enesleri çocukları bu umutsuzluk çukurundan kurtarmaktır mesele yaşamsaldır ve bu yaşamsal sorunları çözümleyecek umut vaat edecek umudu yeşertecek siyasetler üretemeyenler üretmeyenler tüm enerjilerini üretebilecek kişileri bulmaya ve siyasete atılmaya iknaya vermelidir Dilerim Enes'in vedası hepimize birer son uyarı tokadı olur. Tuğçe Tatari Kalkan Kalkandelen 12 Ocak 2022 Cumhuriyet Cemaat yurtlarından yükselen çığlık Pazartesi günü sosyal medyada Enes Kara etiketi en üst sıradaydı. Kim acaba diye baktım Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sabah saatlerinde ölü bulunmuş intihar ettiği söyleniyor. Olaydan önce çektiği videoları arkadaşlarına göndererek cemaat yurdunda gördüğü baskıyı anlatmış. Hatay'da yaşayan ailesinin zoruyla kaldığı yurtta zorla namaz kıldırıldığını, gün boyunca yapması gerekenlerin belirlendiğini, tıp eğitimine ilgisi olmadığı halde o bölümde okuduğunu ve gelecek kaygısı duyduğunu anlatıyor. İzlediğim bir videosunda "Günümü anlatmak istiyorum." diyerek şunları söylemiş. "Sabah 6.30 gibi sabah namazı için kalkıyoruz. Sonra okula gidiyorum." 4.30-5.30 arasına kadar okuldayım. Zaten 5 gibi yemek yeniyor. Sonra akşam namazı var. Ondan sonra bir saat kadar burada bazı kitapları okumak zorundasınız. Ondan sonra yatsı var ve bunları yapınca saat yaklaşık 8 oluyor. Psikolojik olarak çok yoruluyorsunuz. Zaten tüm gün okuldasınız ve bir de istemeye istemeye bunları yapınca özgürlüğünüz elinizden gitmiş gibi hissediyorsunuz. Çok kötü bir durum. Gerçekten bir yerden sonra dayanılmıyor. Pazartesileri de burada cemaat dersi var. 8'de geliyor cemaat. 10'a kadar buradalar ve ona da katılmak zorundasınız. İçinde bulunduğum durumda tüm yaşama umudumu ve sevincimi kaybettim. Ardından bıraktığı notta ise Müslüman olmadığını ve bunu ailesine bile söyleyemediğini belirtmiş. Bulunduğum cemaat yurdunda namaz kılma ve cemaatin dersine katılmak zorunlu. Verdikleri kitapları okumak zorunlu. Kendim Müslüman değilim. Ailem bilmiyor. Buradan ayrılmak istediğimi söylediğimde hayır cevabını aldım. Enes'in babası Nur cemaatine bağlı olduğundan oğlunu da bu cemaate ait bir yurda göndermiş. Milletvekili seçilme yaşını, kendi isteğiyle aile kurmak için evlenme yaşını da geçmiş yetişkin bir insan inançlı olmadığını ya da farklı bir inanca sahip olduğunu ailesine bile söylemekten korkuyorsa üzerindeki baskıyı düşünün. Oysa inanç bireyseldir. Bir insanın başka kimseye açıklamak zorunda olmadığı şahsi bir konudur. Fakat din söz konusu olduğunda hiçbir tartışmayı kabul etmeyen biat kültürü insan türünün kendisi için en büyük hapishaneyi yaratmasına yol açmıştır. Böylece her insan doğar doğmaz ailesinden kendisine otomatik olarak geçtiği düşünülen dini hiç sorgulamadan ömür boyu taşımak zorunda bırakılmıştır. İnsanlığın 21. yüzyılda acilen aşması gereken bağnazlık budur. 17 Aralık'ta bu köşede tarikatların hazırladığı Karanlık Gelecek başlıklı bir yazı yazmış, cemaatlere bağlı vakıf ve dernekler aracılığıyla örgütlenen dinci gericiliğin yurtlar, kurslar ve medreseler açarak ülkenin dört bir yanına yayıldığını anlatmıştım. Yazımı okuyan 20 yaşında bir Erzurum İlahiyat Fakültesi öğrencisi bana ulaşıp, insanlar tarikat ve cemaatlerde ciddi şekilde taciz ve tecavüze uğruyor demişti. Enes Kara için bu sonu hazırlayanlar, bir gencin özgürlüğünü yok edip onu cemaat yurdunda yaşamaya zorlayanlardır. Bu sonu hazırlayanlar, 20 yaşında bir insanın gelecek kaygısı çekip umudunun tamamen tükenmesine neden olanlardır. Bu sonu hazırlayanlar, öğrenciler için devlet yurdu açmayıp onları cemaat yurtlarına mahkum eden dinci iktidarlardır. Bu sonu hazırlayanlar son 20 yılda tarikat ve cemaatlerin palazlanıp ülkenin her yerinde cirit atması için ortam yaratan AKP iktidarı ve hükümetleridir. Bu sonu hazırlayanlar din üzerinden siyaset yapıp 97 yıl önce çıkarılan devrim kanununu görmezden gelen tüm politikacılardır. Tarikatlar ve cemaatlere seçim döneminde temas kurup onlardan oy devşirmeye çalışan her siyasetçi de suçludur. Enes Kara'nın ruhunu sıkıştıran cemaat cenderesi Türkiye'yi de bütünüyle cendereye sokmuştur. Sadece tarikat yurtlarının kapatılması yetmez. 30 Kasım 1925'te kabul edilen 677 sayılı yasa uygulanarak Türkiye tarikat ve cemaat karanlığından kurtarılmalıdır. Laik ve bilimsel eğitime geçmenin, aydınlığa çıkmanın tek yolu budur. Zülal Kalkandelen Fikret Bila 12 Ocak 2022 Halk TV Komtere İktidar yine imkansızı başardı. İktidar kendi geliştirdiği teze göre dövizi ve enflasyonu düşürmek için faizi enflasyonun altına indirdi. İndirmeye devam edeceğini de açıkladı. Bu politikaya göre faiz düşünce ardından hem döviz hem enflasyon düşecekti. Fakat öyle olmadı. İktidar faizi düşürdü ama hem faiz hem döviz hem de enflasyon yükseldi. Ekonomi bilimine göre bu imkansızdı. Ekonomi biliminin dışa açık ekonomilerde imkansız üçlü tezine göre faizin, dövizin ve enflasyonun aynı anda kontrol edilmesi mümkün değildi. Örneğin faiz enflasyonun altına düştüğünde dolar düşmez, aksine artardı. Dolar yükselince enflasyon düşmez, aksine ithal aramanların fiyatları yükseleceği için maliyet artar ve enflasyonda yükselirdi. Nitekim Türkiye'de de öyle oldu. Doları ve enflasyonu düşüreceğim diye faizi enflasyonun altına düşüren iktidar kısa süre sonra doların ve enflasyonun fırladığını gördü. Bu imkansız üçlü kuralına uygundu. Faiz enflasyonun altına indirildi. Dolayısıyla döviz ve enflasyon yükseldi. Bu arada iktidar faizi düşüreceğini ısrarla vurgulamaya devam edince dolar 1-2 gün içinde 18 liraya kadar fırladı. Bu kez arka kapıdan dolar satan iktidar ancak 11-13 liraya kadar düşürebildi. Bu arada 18 liradan dolar satıp 11 veya 13 liradan dolar alanlar yattıkları yerden servetlerine servet kattılar. İktidar 18 liraya fırlattığı doları 13 liraya indirdik diye zafer naraları atarken aslında 7-8 lira civarında olan doları 13 liraya çıkarmıştı. Övündüğü liranın %50 değer kaybetmesiydi. Faizi düşürünce doların ve enflasyonun artması doğaldı ancak aynı anda faizin de yükselmesi normal değildi. İktidar enflasyonu %21 olarak ilan etmişken, Merkez Bankası aracılığıyla faizi %14'e düşürdüğünü açıklayınca piyasada faizler düştü mü? Hayır, kısa sürede görüldü ki özellikle özel bankalarda %14 diye bir faiz yok. Faizler yükseliyor. Tüketici kredisi isteseniz %24 faiz uyguluyorlar. İş dünyasının büyük çaplı kredi taleplerinde ise faizlerin %28'den başlayıp 35'e hatta 40'a kadar yükseldiği duyuluyor. Peki vatandaşın mevduatına verilen faiz %14 mü? Hayır, mevduat faizi de yükseliyor. Bankalar mevduatı tutabilmek için %19 veya biraz üzerinde faiz veriyorlar. Eğer iktidarın icadı kur garantili mevduat hesabınız varsa onun faizi de 3 ay vade koşuluyla %17 oranında. Eğer kur artışı daha fazla getirmişse aradaki farkı Merkez Bankası ödüyor. Yani fark halkın sırtına yükleniyor. Peki nasıl oldu da iktidar imkansız üçlüyü imkansız olmaktan çıkardı ve faiz döviz ve enflasyon aynı anda yükseldi kaş yapayım derken göz çıktı bu nasıl oluyor diye konuyu uzmanına sordum merkez bankası uzmanlığı görevinden siyasete atılan ve CHP'nin ekonomi kadrosunda ekonomiyi izleme ve politika geliştirme çalışmaları yapan eski milletvekili ve 2. yüzyıl vakfı başkanı müslim sarı durumu şöyle izah etti bu durum merkez bankasının politika faizi belirlemesinin piyasada hiçbir karşılığı olmadığını gösterir. Faiz bankalarda piyasa koşullarına göre belirleniyor. Merkez bankası politika faizini yüzde 14 olarak açıkladı. Bu enflasyonun altında bankalar kredi verirken faizi yüzde 14 olarak uygulayamazlar, zarar ederler. Ayrıca vatandaşın mevduatına da yüzde 14 faiz verirlerse mevduat tutamazlar. Mevduat toplamadan da kredi veremezler. O nedenle faizler Merkez Bankası'nın politika faizinin çok üzerinde. Peki Merkez Bankası kendi belirlediği faizle ne yapıyor diye sordum. Sarı şu yanıtı verdi. Merkez Bankası bankalara yüzde 14'le para veriyor. Bankalarda bu parayı yüzde 26 faiz oranıyla hazineye borç veriyor. Arada hazine kaybediyor, bankalar kazanıyor. Madem Merkez Bankası yüzde 14'le veriyor o zaman doğrudan hazineye bu oranla para versin ama öyle yapmıyor araya bankaları sokuyor. Muhalefetin ve vatandaşın hazine soyuluyor dediği de bu. Sarı, faizin, dövizin ve enflasyonun aynı anda artmasını şöyle izah etti. Bunun nedeni beklenti bozulmasıdır ve iktidarı olan güvensizlikten kaynaklanır. Hem iç hem dış piyasa hem de vatandaşlar iktidarın söylemlerinin aksine enflasyonun gelecekte daha da artacağını düşünüyor. Ekonominin geleceğine, enflasyonun düşeceğine yönelik bir beklentileri kalmadı bu nedenle üçü birden yükseliyor. Bu tablo, iktidarın bu politikada ısrar ederek ekonomiyi düze çıkarmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Fikret Bila İbrahim Kahveci, 12 Ocak 2022 Karar Doların ikna Odaları Amerikan dolarına hiç bu kadar muhtaç olmuş muyduk? Yastık altındaki milletin varlığına hiç bu kadar göz koymuş muyduk bilemiyorum. Yatıyoruz kalkıyoruz aklımızda fikrimizde dolar bulmak yer alıyor. 2016 yılında önce %49 oy alan başbakanı değiştirdik ardından o hal ilan edip 15 Temmuz yerine tüm topluma baskıya geçtik ve demokrasiden uzaklaştık. Biz demokrasiden uzaklaştıkça sermaye de bizden uzaklaştı. Yabancının gitmesini bırakın yerli bile güvenli liman olarak Amerikan dolarını gördü ve aldı. Önceleri yastık altı alışkanlığıyla yıllarca dolar bozdurun, dolarlarınızı getirin dediler ama olmadı. Nihayet mucitliği yeni faaliyete geçirip TL'yi Amerikan dolarıyla sigortaladılar. Dolarla sigortalanan TL'ye de milli buluş diyerek muhalefeti suçladılar. Ama bu da yetmedi. Gerçek kişiler bir türlü yine dolar bozdurmadılar. Hatta kuyrukta dolar alırken gazetelerinde dolar satıyorlar diye manşetler yaptılar ama yine yemedi, yetmedi. Ve nihayet dün son karar çıktı. Artık şirketler de dolar bozdurabilir ve dolara endeksli TL'ye geçebilirler. Büyük buluşun ilk gecesinde muhteşem bir dolar düşüşü yaşandı. Bakan Nebati millet sattı dedi ama açıklanan resmi verilerde böyle bir satışın olmadığı anlaşıldı. Milletin dövizi yerinde duruyordu ama Merkez Bankası'nın dövizi eksilmişti. Oysa resmi açıklamalarda Merkez Bankası'nın dövize doğrudan müdahalesi de olmamıştı. Madem isteyerek dolar satmıyorsunuz o zaman ikinci adım devreye alındı. İkna odaları. Bankalara denildi ki sizin müşteriniz olan kişilerin döviz hesaplarının %10'unu TL'ye geçirtin. Eğer müşterinizi ikna edemezseniz biz de sizin Merkez Bankası'ndaki döviz karşılıklarınızdan %1,5 komisyon keseriz. Bu çok ilginç bir buluştu. Müşterisini ikna edemeyen bankalar ceza ödeyecekti. Kârlarının bir anda yüzde onluk kısmı ikna edilememiş müşteriler yüzünden kaybedilecek noktaya gelindi. Bankalar acaba ikna odaları mı kurmalıydı? O ikna odaları nasıl olacaktı? Mesela ayna ve kameraların kullanılması gerekiyor muydu? Ve bu da tutmadı. Millet dolardan vazgeçmedi ve döviz bozdurmadı. Acaba şahısları ikna edemediysek şirketleri neden ikna etmeyelim diye düşünmüş olabilirler. Şirketlerin öyle şahıslar gibi özel hakları yok. Mesela maliye denetimine tabiler. Devlet epey ceza kesme imkanına sahip. Ve karar açıklandı. Şirketler de dolar endeksli TL mevduatı hesabı açabilecekler. Merkez Bankası verilerine göre mevduat bankalarında 232 milyar 656 milyon dolar var. Bunun 209 milyar 429 milyon doları yurt içi yerleşiklerin parası. Bu paranın da 129 milyar 155 milyon doları gerçek kişilerin, 80 milyar 274 milyon doları ise şirketlerin. Katılım bankalarında da 31 milyar 186 milyon dolar döviz hesabı bulunuyor. Bu hesaplarında 27 milyar 641 milyon doları yurt içi yerleşiklerin. Burada da 17 milyar 858 milyon dolar gerçek kişilerin ve 9 milyar 783 milyon dolar şirketlerin döviz hesabı bulunuyor. Kısaca şimdi gözümüz 90 milyar dolarlık şirket pastasında. Afiyet olsun. Not, 128 milyar doları sattılar ama yetmedi. 20 Aralık ve sonrasında 20 milyar doları sattılar ama o da yetmedi. Neden hala döviz satarak kurların kontrol edilebileceğine inanıyorlar? Otobanda ters yönde daha ne kadar son sürat yol alıp karşıdan gelenleri de hain ilan edeceğiz. İşimiz hiç kolay değil bilesiniz. İbrahim Kahveci